15 Temmuz 2016 Cuma akşamı İstanbul'da her şey normal görünüyordu. Ta ki o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde asker üniformalı hainler ortaya çıkana kadar. 16 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar köprüdeydi hainler. Gasp ettikleri tankın namlusunu millete çevirdiler. Cephaneleri sona erene kadar da orada kaldılar. Ancak karşılarında yılmak bilmez bir irade vardı. Tank mermisine karşı bayraklarını kararlılıkla sıkılmış yumruklarını ve bitmek tükenmez cesaretlerini gösterdiler. Gün ardında 34'ü şehadet şerbetini içti. Köprüye de onlar ismini verdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gideceğiz şimdi ve Özlem Aktay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nasıl bir duygu hakim bize onları anlatacak. Özlem. O kara gecede her şeyin başladığı ve bittiği noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Darbenin 5. yılında yine burası ziyaretçi akınına uğruyor. 250 şehidimiz var ve şehitlerimiz için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne işte bu anıt yapıldı. Ve bugün burası ziyaretçi akınına uğradı. Kameraman arkadaşım Erhan Arı ile birlikteyiz. Burada bekleyenler var. Siz de o gün köprüdeydiniz. Evet, o gece ben buradaydım yani. Allah bir daha o gece yaşatmasın. Bütün şehitlerimize Allah kanı kanı rahmet eylesin diliyorum yani. Çok teşekkürler. En büyük temenni elbette o gecenin bir daha yaşanmaması. İşte şehitler anıtı, 250 şehidimiz var demiştik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 şehidimiz vardı. Sabaha kadar süren o çatışmalarda maalesef 34 vatandaşımız şehit oldu. Hemen böyle gösterelim. An itibariyle burası ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İşte tek tek şehitlerimizin isimleri var. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hemen arka tarafta da bir hafıza müzesi var. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Orayı da size gösterelim. O gün yaşanan o acının ardından 15 Temmuz darbesi bir daha unutulmasın diye, darbe girişimi bir daha unutulmasın diye işte buraya bir hafıza müzesi yapıldı. Buraya gelenler buradaki anıtın ardından şehitlerimize dua ettikten sonra o hafıza müzesine gidiyor, orayı ziyaret ediyor. An itibariyle köprünün oldukça hareketli olduğunu söyleyebiliriz Nihan Günay.